Merhaba. Şimdi kontrat 7 pik Grand Slam. Ve rakip kör hata yapıyor. Bizde de kör kaybı var. Sorunumuz aslında o kör kaybından kurtulabilmek. Ama nasıl olacak? Şimdi çakmaya kalksak çok kocaman pik damıyla çakacağız. O yüzden kozlarda sıkıntı var deniyor. Yani yerde bir koz daha olsa bu iş daha kolay olurmuş. Yani 7 pik bayağı cesaret işi Kuzey için. Şimdi treflerden ele almaya çalışabiliriz. Ama orada da bir sıkıntımız var. Kozların dağılımını henüz bilmiyoruz. Üçüncü trefe üste çakılma olasılığı %48. Yani 3-3 bulamazsak, değil mi? 5-7, evet. O yüzden farklı bir şey yapmamız lazım. Bu farklı da ancak karodan olur. Karodan 4-3 dağılımı oynarız. %62 olasılık bu. Eğer karoda %62 olasılıkla yani 4-3 dağılım bulursak 5. karoya da körü kaçarız. Olmadı. Artık o zaman tref empasını deneriz. Oynayalım bakalım. Şimdi karoları bir bitirmemiz lazım dışarıda. Ve bu arada da göreceğiz bakalım 4-3 mü? Şu ana kadar 2 tur döndüğümüze göre 4-3 mü 5-2 mi? Güzel. Güzel haber. Karo 4-3'müş. Tabii karo markaları küçük olduğu için dikkat çekmiyor. Sanki 9'lar, 10'lar, valeler daha cazipmiş gibi duruyor. Aslında bu yanıltıcı. Bakın son karoyu da çıkardık. Hiç empas vesaire denemeden son karoyu elimizden kör defoz edeceğiz. Evet. Hiç trefi nasıl oynayacağız, empas mı yapacağız, başka bir şey mi yapacağız diye düşünmek zorunda kalmadık. Seçeneğimizi arttırmış olduk. Şimdi bu dağılımda da treften aslında yapacak da bir şey yokmuş yani. Ne empastan ne uzunluktan dam. Yani ne olabilirdi? Bu dağılımı bilseydik yukarıdan oynardık trefleri. Bir üçüncü tref oynadığımızda çakardık. Yere, yani eli ancak dağılımı bilerek trefleri oynayabilirsin. Belki o zaman bir şansımız olurdu. Evet, demek ki seçeneklerimiz var ki sıraya koyacağız. Şimdi 3 sanzot oynanıyor. Aslı alıp pikle devam ediyor. Onluyu Batı Ruva ile yazıyor ve pik 2 oynuyor. Yerden ne defos edeceğiz? Şimdi bir kere bir kurşun attık tuttu. Yani pik vale ve Ruva Batı'da çıkmadı. O iyi bir haber. Şimdi sorun trefler 3-3 dağılsa
Hiç sorun diye bir şey kalmayacak herhalde. Bütün trefleri alacağız. Yani herhalde kaç el alırız? O zaman öyle bir şey olsaydı 7, 8, 10, 11 el alırdık. Ama 4-2 dağılma olasılığı 3-3'ten daha yüksek. Şimdi iki löve daha bulmamız gerekiyor. Şimdi seçenekler şunlar. Treflerin 3-3 dağılma olasılığı %36. Olmadı. Karo Ruva'yı tek yakalamak. Bu da %41 ediyor. Yani bunu oynarsak hem trefleri 3-3 veya Karo Ruva tek yakalamak. Bu %41 olasılık veriyor. Ve buna karşılık Karo Empası %50 olasılık var. Ve ele geç antre imkanımız da var. Öyleyse daha büyük olduğu için Karo Empası'nı denememiz lazım. Yapmamız gereken bu. Şimdi genelde hep empastan kaçınırdık. Ama şu andaki seçeneklerde bunu görüyoruz. Daha iyi bir seçenek. Şimdi ne vereceğiz? Tref vereceğiz burada. Karo değil. Karodan. Şimdi tekrar pik oynadığında aldık. Karo empasını deneyeceğiz demiştik. Bu arada tabii onlu yanlış işte. Onlu kağıdı koymak yanlış. Çünkü ele geçişte sıkıntı var. Aslında kendi sıkıntımızı kendimiz de yarattık denebilir. Niye kör defos ettik de tref defos etmedik? Zaten etmişiz bir tur. Bakalım şimdi 3-3 miye oynuyoruz? Evet, değilmiş. Trefler uygun dağılımda değilmiş. O zaman ne yapacağız? Bence iyi oynamadık. Tref defos etmemiz lazımdı kör yerine. Kendi kendimizi sıkıştırdık. Tabii 5, 6. Evet, 9.50 sağladık. Yani kötü dememin nedeni şu. Aslında bir löve daha da çıkarabilirdik. Treflere hazır bir tane defos etmişiz. İkinciyi de edelim. Böylece körle yere gelme imkanı da olurdu. Ama karo da çok kötü dağılmış. 4-1. Yani dediğim de işe yaramayacakmış. Evet, 9. löveyi aldık ama buraya kadar. Şimdi çoktandır olmayan bir durum oldu. Empası tercih ettik. Empas ne zaman tercih edilir? Şöyle bir durumda. 3-3 dağılım mı yoksa empasa mı oynayalım? Her zaman empas oyna. Evet, 3-3 dağılım yerine empasa oynamak daha akılcı. Empastan kastımız neydi? Aslında 3 tref, 3 karo alsak 6, 2 kör, 1 pik de eder 9'tu. Buydu maksat. Şimdi Texas yapıyor. Kuzey ve 4 kör oynanıyor.
Rakip karo, as, ruva dam çekiyor ve ardından da koz oynuyor. Şimdi durumumuza bakalım. Ne var? Şimdi ana el yer olduğuna göre, karoları da verdiğimize göre yerde bir tref kaybı var. Şimdi o tref empas yapacak mıyız? Yapmadan işi çözebilecek miyiz? Şimdi empas gerekiyorsa yapacağız ama empas yapmadan başka şeyler de var konularda. Şimdi iki dam eksikte yani pikten de empas yapabiliriz. Treften de empas yapabiliriz. Yani prensibimiz neydi? Daha uzun olan rengin as ruvasını çekmekti. Ancak burada Doubleton var. Yani yerde Doubleton var. Bu seçenekleri değiştiriyor. Şimdi eğer pikte mesela dam 3 parçaysa %37 olasılıkla ek bir şansımız olacak. Önce bunu deneyelim yani. Anlamı bu. Karolarda kozlar oynandıktan sonra pikler. Üçüncü pike dam düşer mi? Oynayacağımız şey bu. Önce kozlar, ardından pik ruva, pik as. Üçüncü pike dam düşerse sorun yok. Olmazsa tref empası. Bu yolun başarı oranı %70'e yakın. Yani üçüncüye düşme ihtimali %37. Kalan 63'ün de yarısı işte empas. Oynayalım. Şimdi 2-3 tur verdik. Koz oynadı. Aldık. Şu dışarıdaki kozları temizlemek gerekiyor. Çünkü sürprizle karşılaşmayalım. Kozları temizledik. Şimdi ele geçiş kağıtlarımız var. Yani tref. Önce şu, evet, üçüncü pike. Bu arada hemen durayım. Empas denedik. Tuttu. Şimdi burada empas denemeyeceğiz. As da alacağız ve pike de yerden tref kaçacağız. Gördüğümüz gibi hem pik empası hem tref empası tutmayacak pozisyondaymış. Batı iki pik açıyor. Ardından biz 3 körle müdahale edince 4 kör cevabı geliyor. Şimdi pik ruvası atağını asla alıyor. Doğu pik 9'u oynuyor. Bunu da batı alıp pik valesi oynuyor. Şimdi ne oldu? 6, 10. Evet. Bütün pikler batıda, yani doğuda çakabilir durumda. Küçük çakarsak üstümüze çakacak. O kesin. Büyükle çakalım. Ama büyükle çakalım derken valeyle mi, ruvayla mı? İki seçenek var. Kör damına empas yapar gibi valeyle çakarız. Sonra bir eğer zaten üstümüze çakamıyorsa
Bir de Köron'la oynar, ona da küçük kaçarız. Bu bir seçenek. Ama soru zaten en tepede yazıyor. Bozdamı kimde? Şimdi aslında soru basit. Pik dışında 11 parça kağıdı olan doğuda mı, yoksa pik dışında 7 parça kağıdı olan batıda mı? Hatta şimdi ne yaptılar? Evet, bu kadar. Daha başka yeni bir renk gözükmemiş. Şimdi kozları hatasız oynamamız gerekiyor. Çünkü iki el vermiş olduk. Bir de karodan vereceğiz gözüküyor. Ama kozdan el vermememiz lazım. Evet, bu sorunun cevabı ne? 11 kağıt arasından mı çıkar, 7 kağıt arasından mı çıkar? Doğuda olması muhtemel. Bu yüzden Ruva ile çakacağız ve empas yapacağız. Bu olasılık üzerine oynayacağız. Görelim. Şimdi oyunumuz normal. Onu aldı. Vale ile devam etti. Kör Ruva'sı ile çakmamız lazım. Kör damı doğuda aramamız gerekiyor. İhtimal hesapları orada olmasının daha yüksek olduğunu söylüyor. Bakalım. Evet. Bir empas daha yaptık. Artık kağıtları da görebiliriz. Doğru tahmin ettik. Karoyu verdik ama artık başka el vermeyiz. Trefler bizim, kozlar bizim. Hallettik. Burada kritik soru kör dam kimde olabilir? Tabii rakip kısa zayıf açtığı için kozunu hangi tarafta kısadır diye ben desem ki size ya 3-1 dağılmıştır kozlar. Hangi taraftadır? Tabii ki oyunu açan değil, ortağındadır diye düşünürdük. Burada da öyle. 11 kart var. Birinde de 7 kart var. Şimdi bu oyun tarzı bütün kozlar doğuda olsa bile işe yarayacaktı. Nasıl olacaktı? Şöyle olacaktı. Koz kısaltma denen tekniği yapacaktık. Yani koz sayımızı eşit sayıya getirmeye çalışacaktık. Doğuyla. Yani dört tane mi var? Biz de dört kalacak şekilde oynamış olacaktık. Bunun anlamı iki tur çaka yapmamız gerekiyor. Bu iki çakayı da karodan ya da treften yapabiliriz. Ama sonuçta bir karo vereceğimizi verdik. Okey. Bir karo, iki pik. Başka koz vermememiz gerekiyordu. Oyunu koz kısaltarak ancak çözebilirdik. Eğer dört parça olsaydı. İlgiyle takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.